Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gönül Tol maalesef bugünkü yayınımızda yok. Ömer merhaba. Galiba Washington değil, Kaliforniya taraflarındasın, öyle mi? Evet, Batı yakasına geçtiğimiz için bizim için saat farkı daha da büyüdü şimdi. Evet, sabahın çok erken saatinde karşımızdasın. Fazla uzatmayalım, izleyicilerimizden de geç kaldığımız için özür dileyelim. Bu Rusya ile yaşanan kriz, Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. Batı ülkeleri 100'e yakın Rus diplomatı sınır dışı etti. ABD aynı zamanda Seattle'daki konsolosluğu da kapattı. Rus tarafından henüz çok net cevap gelmedi ama yeni ve daha güçlü bir soğuk savaş şeklinde yorumlar da yapılır oldu. Ne diyorsun, bu gerçekten bir Batı'nın ortak bir hareketi ve sürdürülebilir bir pozisyon mu? Biliyorsun mesele İngiltere üzerinden başladı. İngiltere'de bir emekli Rus casusunun, İngiltere ile Rusya arasında bir takasa maruz kalmış bir Rus casusunun Rusya tarafından Putin'e direkt bir şekilde atıf yapılarak zehirlenmesi sonucu İngiltere çok ciddi bir tepki gösterdi. Theresa May hükümeti ve bunun arkasından soru işareti Amerika'nın da bir tepki gösterip göstermeyeceğiydi. Avrupa Birliği'nden birçok ülkeden, Fransa başta olmak üzere tepkiler geldi. Almanya'dan da geldi. Bunun üzerine Amerika'da artık Trump'a rağmen diyelim. Trump çünkü biliyorsun Putin seçimleri kazandıktan sonra danışmanlarının tavsiyesine rağmen Putin'i tebrik etti telefonda ve yakında görüşeceğiz dedi ki ortada bir görüşme yok. Yani Trump aslında Putin'i bir şekilde kollamak istiyor olmasına rağmen Amerika'da beklenenin çok daha üzerinde bir tepki vererek yaklaşık 60 Rus diplomatını casusluk yaptıkları gerekçesiyle gerek New York'tan olsun gerek Washington'daki büyükelçilikten olsun sınır dışı etmeye karar verdi. Seattle'daki konsolosluğu da kapattı. Şimdi bu baktığında Washington Post, New York Times gibi gazeteler bunun gerçekten önemli bir tepki olduğunu söylüyorlar. Trump'tan gelmesi önemli. Fakat Trump bunu bir basın açıklamasıyla kendisi televizyonların karşısına geçerek açıklamadı. Onu bekliyorlarmış. Beyaz Saray'dan bir yazılı açıklamayla geldi bu. Dolayısıyla gösteriyor ki bu Trump hala aslında Putin'e karşı kendisi tek başına çıkıp ben bunu yapıyorum demek istemiyor. Yani muhtemelen bazı arka kanallardan diyelim yolladığı mesajlarla bana rağmen bunlar yapılıyor bir de diyor olabilir. Çünkü konuşmalarında Putin'e karşı son derece dediğim gibi kollayıcı. Bu da Amerika'da şu soruyu gündeme getiriyor. Amerika'da gerçekten sistem Rusya'ya karşı tepki göstermek isterken başkan neden bu kadar korkuyor Putin meselesinde? Zaten Mueller araştırmasının kendisine karşı Adalet Bakanlığı tarafından kurulan bağımsız komisyonun başındaki Mueller araştırmasının sorduğu soru da bu. Acaba Trump'la Putin yönetimi arasında gizli bir finansal ilişki var mı? Trump'ın bazı şirketleri, gayrimenkul şirketleri Rus bankalarından borç aldılar mı? Yani asıl mesele burada ve bunun cevabını da gittikçe yaklaşıyoruz. Ve öyle gözüküyor ki bu finansal mesele de Trump'ın vergilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Yani peki Ömer, soruya döneyim. Tabii. Soğuk savaştan çok daha farklı bir dönemdeyiz. Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler gergin. Fakat öyle bir nükleer tehdit söz konusu değil. Her ne kadar Putin bu yönde bazı açıklamalar yapıyor, elimizde geliştirdiğimiz nükleer silahlar var dese de en büyük fark soğuk savaş döneminde olmayacak bir şey var. Bir başkan var Amerika'nın başında. O başkan da Rusya ile gizli ilişkiler içinde. Ve bu fark tarihte olmamış bir fark. Evet. Peki Avrupa Birliği ülkelerinin pozisyonunu daha bir devlet pozisyonları olarak mı tanımlayabiliriz? Yani burada senin söylediğin... Evet. Evet. Avrupa Birliği pozisyonları tabii ki yani başkanlık sistemiyle yönetildiğinde ülkeler parlamenter sisteme göre farklı oluyor. Mesela İngiltere'ninki tam bir devlet pozisyonu. Fransa'nınki yarı başkanlık sistemi tam bir devlet pozisyonu. Yani başkanla parlamento, bürokrasi arasında harmoni, uyum olduğunda bir devlet pozisyonundan bahsedebiliriz. Ama başkan farklı bir telden çalıp Putin'in seçimini tebrik edip
kendisiyle iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor ve sistem başka bir şey yapıyorsa, burada tabii ki ciddi bir mesele ortaya çıkıyor. O meselede yani Amerika'da hep Trumpçıların söylediği, ya bizim kontrol edemediğimiz bir bürokrasi var ki buna bazen abartmalı bir şekilde derin devlet diyorlar. Yani o kontrolümüzden çıkmış bir bürokrasi var diyorlar. O bürokrasi faaliyette. Bana göre o bürokrasi zaten resmi devlet. Trumpsa bir anomali. Avrupa Birliği'nde böyle bir şey söz konusu değil. Avrupa Birliği'nde tek sesten konuşuluyor. Orada da meselelerden bir tanesi, neden bazı ülkeler, mesela Rusya ile kavgalı olmak istemeyen Macaristan gibi bazı ülkeler, Türkiye gibi bazı ülkeler bizim arkamızda değil. Niye daha sert Rusya'ya onlar da tepki almıyor? Bunlar NATO ülkesi olmasına rağmen. Avrupa Birliği'nde de o soru soruluyor. Ömer, bu geçen hafta konuştuk ama biraz daha deşelim istiyorum. Bu John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı, bu arada tabii sen bunu bize haftalar önce söylemiştin geleceğini. Kendisinin, McMaster'ın yerine, bu anlamda seni bir kere daha tebrik edelim. Bu kişi neokon olduğunu biliyoruz. Oğul Bush dönemindeki şeyliklerini biliyoruz. Sert Şahin pozisyonlarını biliyoruz. Bunları biliyoruz ama İran karşıtı pozisyonunu biliyoruz. Ama özellikle Erdoğan karşıtı da çok net pozisyonlar almış olduğunu görüyoruz. Mesela ben şimdi baktım bir takım yaptığı yorumlara, yazdığı yazılara, 15 Temmuz sonrası New York Post'a yazdığı ve daha sonra Fox'a çıkıp söyledikleri falan, hani o adını almak ne kadar uygun bilmiyorum ama Michael Rubin'i yakalayacak ölçüde bir AKP ve Erdoğan düşmanı bir pozisyonu var. Şimdi bu kişiyle beraber, onun ulusal güvenlik danışmanı olmasıyla beraber Türk-Amerikan ilişkileri, yani şöyle mi olacak? Ya bu zamanında devletin hiçbir şeyini temsil etmiyordu, böyle şeyler söyledi ama şimdi devlet politikası olacak vesaire. Bu basitlikte mi olacak, yoksa Bolton hakikaten Türk-Amerikan ilişkilerine Erdoğan'la aleyhine yeni boyutlar katar mı? Evet. Ya hemen geleceğim bu konuya. Sen bana teşekkür ettin. Bana Bolton haberini verdiğim için. Benim yaptığım tek şey Amerika'daki bazı magazin haberlerini yansıtmaktı. Yani Bolton'un geleceği konuşuluyordu. McMaster'ın yerinin sağlam olmadığı da konuşuluyordu. Ve bir Bolton dedikodusu vardı. Yani onu ilettim sadece. Ve Bolton konusu Amerika'da çok ciddi konuşuluyor şu anda. Ve iki gruba ayrılmış durumda Amerikalı analistler. Bir Bolton'un çok tehlikeli görenler, yani Amerika'yı savaşa sürükleyebilir, bu son derece tehlikeli bir adam diyenler. Bir de Bolton'da çalışmış bazı neokonlar. Şimdi Bolton'un neokon olduğu konusunda ben de bir hata yaptım. İlk başta söylediğimde neokon dedim. Okudukça farkına varıyorum ki Bolton aslında paleokon. Yani klasik bir kon. Öyle yeni konservatifti, yeni muhafazakar. Evet, bağlantıda bir sorun oldu ama herhalde toparlayacağız. Tam Ömer Taşpınar, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, yeni muhafazakarın ötesinde eski tip bildiğimiz türden bir muhafazakar olduğunu söylüyordu. Bunun Türk-Amerikan ilişkileri... Evet Ömer, pardon, yayın bir ara koptu. Tam şey diyordun, oradan devam et. Neokon değil, eski tip bir konservatif, yani muhafazakar diyordun, oradan evet. Devam et. Evet. Şimdi eski tipli muhafazakar, aradaki fark ne? Neokonlar Amerika'nın dış politikasında insan hakları, demokrasi ve özgürlüğü de yayalım gibi bir misyoner faaliyete de sahipler. Bu neokonlar, yani bir bakıma Irak'a demokrasi getireceğiz gibi bir idealizm içinde, saflık içinde. Buna tabii biz kötü niyetle bakıyoruz ama onlar kendi açılarından buna bir Amerika'nın istisnai rolü dünyadaki. Yani biz bir imparatorluk olabiliriz ama iyi bir imparatorluğuz ve dünyada insan haklarını, özgürlüğü yaymak istiyoruz diyen kişiler ve bunu silahla da yapmaya göze alanlar. Yani Amerika'nın ordusunu kullanarak. Bolton bunlardan değil. Bolton demokrasiden falan hiçbir şekilde bahsetmiyor. Mesela Erdoğan'ı eleştirdiği zaman Bolton, hiçbir zaman Türkiye'de yeterince demokrasi kalmadı, insan haklarını bitirdi diye eleştirmiyor. Çünkü onun umrunda değil demokrasi olup olmadığı. Eski muhafazakarlar, geleneksel muhafazakarlar, yeni muhafazakarlardan o açıdan ayrılıyorlar. Onların derdi Amerika'nın ulusal çıkarları. Yani
Türkiye'nin Rusya ile iş yapması, Türkiye'nin İsrail ile arasının bozulması, Türkiye'nin İran'la iş yapması, Türkiye'nin onların gözünde cihatçı gruplara Suriye'de destek veriyor olması. Bu konularda Bolton çok eleştirmiş Türkiye'yi. Baktığımda yazılarına çok sert ama bir Michael Rubin gibi daha neokonservatif ekibe baktığında onlar insan haklarından da bahsediyorlar. Mesela Türkiye'de laikliğin bitiyor olmasından da bahsediyorlar. Onlar derdi değil Bolton'un. Bolton sonuçta Tayyip Erdoğan'a niye sen yeterince Amerikan yörüngesinde kalmıyorsun diye kızıyor. Ve Türkiye'yi eleştirdiler de bunlar. O yüzden çok sert, birazcık yani züccaciyeti dükkanındaki Filip gibi hiç diplomasiden anlamayan, sert konuşan, askeri yöntemlere inanmış ama geleneksel açıdan da baktığımızda Amerikan dış politikasında böyle demokrasi... Evet, bu Kaliforniya'nın internet bağlantıları bize pek uymadı. Onu görüyoruz. Herhalde bir daha bağlandığında o zaman... Evet Ömer, tekrar geldin galiba. Ömer, duyuyor musun beni? Evet. Bu bağlantıda bir sorun var. İstersen burada toparlayalım, şey yapmayalım. Bu S-400'ler ve Patriot meselesini de konuşacaktık. Onu haftaya bırakalım. Zaten haftaya kadar bayağı da bir gelişecek galiba. Sen Bolton meselesini bir toparla, o zaman kapatalım yayını. Tamam. Ben bayağı bir konuştum. Nerede koptuğumuzu bilmiyorum ama kısaca şunu söylemek istiyordum. Bolton, Türkiye karşıtlığı konusunda demokrasi havariliği yapacak. Türkiye'de insan hakları elinden gidiyor diyecek kişi değil. Mike Rubin gibi yeni çıkarları çerçevesinde hareket edecek bir Türkiye. Yani evet, hatta o 15 Temmuz sonrasında yaptığı değerlendirmede çok açık bir şekilde şunu görüyoruz. 15 Temmuz'un başarısızda uğramasından bayağı üzülmüş anlaşılan. Yani orada darbeydi, demokrasiydi vesaire gibi derdi olmuyor yani. Tabii. Yani onların derdi Türkiye'de iş yapabilecekleri, gerekirse bir diktatörlük rejiminde olur. Yani Mısır'da nasıl Sisi'yi desteklediler? Mesela neokonlar, gerçek neokonlar Sisi'yi desteklemiyorlar. Mısır'da demokrasi olmalı diyorlar. Ama şeyler, paleokonlar, geleneksel muhafazakarlar Mısır'da bizim beraber çalışabileceğimiz bir hükümet olduktan sonra hiç önemli değil diyorlar. Dolayısıyla Bolton'da Türkiye'de askeri darbe olsun, TSK gelsin veya başka bir hükümet olsun, bizimle çalışsın, Rusya ile çalışmasın, İran'la çalışmasın, İsrail'le ilişkileri iyi olsun, yeter. Onların gözünde demokrasi meselesi yok. O yüzden neokon değil demek istiyorum. Peki bu doğal olarak sorun çıkartacak mı, yoksa bir şekilde bunu onu frenleyecek Türk-Amerikan ilişkileri çıkartacak değil mi? Evet. İstersen burada noktayı koyalım. Çıkartacak. Şimdi Pompeo ile beraber... Evet, tamam. Pompeo da... Çok kısaca şunu söyleyeyim. Pompeo ile beraber bunlar sert bir takım olacaklar. Pompeo ve Bolton Türkiye'yi zorlayacak bir ekip. Evet Ömer, bu yayın biraz sorunlu oldu. İlk başladığımız zamanlardakini andırdı. Haftaya Washington'da olacaksınız herhalde. Haftaya daha normal bir yayın söz verelim izleyicilerimize. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. İzleyicilerimize de teşekkürler.